bekleyeydim. Ben de çırpıştım hepsini yuvana. Hepsini yuvana çırpıştım. Sen de şahittin, sen de şahittin. Sen de biliyordun kardeş. Sen beni yollayacaksın kardeş. Abla yaşlandıkça ben size bakacağım abla. Böyle kurulur mu abi şimdi? Masa biraz oynuyor, yavaş bırakalım. Evet, biraz yavaş bırakalım. Bir anda bırakmayalım. Kamu tuşunu ondan sonra bırakalım. Öyle mi? Tamam, müstekli daha. Yavaş. Az bu tarafa. Biraz daha. Bu tarafa bu yana koyar. Mert, Zeki abi biraz yiyelim. Tamam, şöyle biraz yiyelim. İyi olmuş, tamam, lütfen. Siz de şöyle bir müsaade ederseniz. Sola doğru, sola. Buraya bir müsaade ederseniz. Mert, sen de gel yiyelim. Abi, bir adım öyle gidelim. Dikkat edin, bizi devireceksiniz. Tamam, devireceğiz. Mert, bir tane. Fotoğraf Abla neleydi? Senin vaktin neydi? Seni gitti o zaman. Öyle çocuklar büyütmüştü. Gördüm ben gideyim la. Ne güzel kardeşim la. Yüzü kadar içi de güzel kardeşim. Ay. Buradan alam kardeş. Buradan alam sana kardeş. Doyamadım sana kardeş, doyamadım. Doyamadım. Daha çok düşünceler. Daha çok yaşayacak lan. Sen bana öyle demiştin lan. Hastalığın gücü bana yetmez diyordun lan. Hastalığın gücü bana yetmez diyordun lan. Beni mi kandırdın lan? Beni niye kandırdın lan? Sen mavi niye örtmedin? Mavi örtün bana. Mavi örtmedin. Mavi örtmedin.
olmasın efendim. Hiç istemem. Senin gibi yiğit. Bakalım senin gibi kardeşim. Vasiyet gibi. Diloş. Bana bir şey olursa ve gazetede tören düzenlerse Emin Çöleşen abi başımda konuşsun. Abi isteyen konuşabilir ama yorma. Emin abi bizden. Omzuma da koyabilirsin. Nihayet bir vasiyet olarak diyorum. Ali Etler'in bir vasiyeti olarak diyorum. Yani bu sıralarda artık ölüm şeyi yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Şimdi ne yazık ki o konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Ve Ali Ekber'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizin de acılarınızı, üzüntülerinizi paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle. Allah efendim. Saygın, sen de birkaç şey söyler misin? Saygın nerede? Burada. Ha, gelsin. Gel. Biz bu binaya daha yeni taşınmıştık. 2015 yılının başındaydım. Telefonuma Ali Ekber bir mesaj attı. Türk basını dedi, benim ne zaman dedi sözlüğe başlayacağımı merak ediyor diye. Öylesine atmış. Ben de cevap yazdım, Ali Ekber yarın gel başla. Ve ertesi gün geldi ve Ali Ekber'le o günden beri hep beraberiz. Ama beraberliğimiz yalnız sözcü de değil, geçmişte sabahta değişik Star gazetelerinde falan da Ali Ekber'le hep beraber çalıştık. Bana deseler ki gazeteciliğe, ya gazeteye iki kişi lazım dese mutlaka o iki kişiden birisi her zaman Ali Ekber olurdu. Gazeteciliğine de, insanlığına da, sevgisine de ve yaşam sevincine de her zaman hayran kaldığım bir meslektaşımdı. Allah rahmet eylesin. Acımız sonsuz. Gazetemizin sahibi yurt dışında aradı. O da selamla sevgilerini, Allah rahmet olsun dileklerini iletti. Sizler de zahmet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. Canlıyım. Ben iki değerli gazeteci konuştum. Evet. Bir hangi görüşlerdesiniz? Bu iki değerli gazeteci. Vicdanı olan herkes saygı duyar. Ali Ekber'le ilgili düşünceleri ifade ettiler. Bugün ortamlarda konuşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Aradan görüşürüz kardeşim. Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, haber peşinde koşan, değerli bir gazeteciydi. Muhabir olarak tanıdım. Arada bir röportaj yapmak için gelirdim. Düşüncelerini sorardı, aktarırdı. Gazeteciliğin mesaisi yoktur. Gazetecilik farklı bir meslektir.
direnen, halkın haklarını savunan hiçbir gazetecinin önünde hiçbir engeli kimse tanımaz. Ama gazeteciler, onurlu, dürüst, namuslu gazeteciler ölüm geldiği zaman yapacakları bir şey değil. Şimdi bu noktadayız. Onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Tekrar Sözcü ailesine başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Hepinize selamlar, saygılar.